kadar tam çekmemiz gereken şey o zaman. Hadi. Abi ben biraz geriden gelmek istiyorum. Tamam. Ver ben çekeyim o zaman. Yok yok sen git. Yavaş yavaş. Ceyhun yavaş. Abi yavaş. Şuralardan bir yerden. Abi bir ses var. Abi ses var. Ananı sikim. Ceyhun bak bu iş harbi çığırından çıkıyor. Ben yokum abi ya. Cidden ben kapatıyorum ya. Merhaba. Ben Ceyhun. Yani aslında kendime selam vermişim gibi oldu çünkü bu görüntüleri kendim için tutacağım. Bu benim kişisel görsel günlüğüm olacak. Yüksek lisans ödevim için bir araştırma yapacağım ve bu araştırma çoğunlukla videolardan oluşacak. Bazı kısımlarında da kendim için böyle görsel ve sesli günlükler tutacağım. Belki bir kısmını da ödevin içine montajla ekleyebilirim. Ama çoğunlukla bunlar bende kalacak olan görüntüler. Ne yapacağım ödevde? Benim ödevim birazcık toplumsal korkular ve mitlerle ilgili. Yani bir kitlenin inandığı paranormal olayların o olayı hiç deneyimlememiş kişiler üstündeki etkileriyle ilgili bir araştırma yapıyorum. Aynı zamanda neyin bu paranormal olaya benzetildiğine dair araştırmalar yapacağım. Çok tarafsız bir araştırma ödev olmayacak bu. Çünkü kişisel olarak ben aslında inanmıyorum. Hepsinin bilimsel bir açıklaması olduğunu biliyorum. İnsanların hangi aslında arkasında bilimsel gerçeklik yatan durumu paranormal bir olay zannetmiş olabileceklerini ortaya çıkarmak istiyorum. Bu konuyla ilgili bazı araştırmalar yaptım. Özellikle internette böyle buraya girmeyin denilen bölgeleri buldum. Neden oraya girilmemesi gerektiğine dair yöre halkından bazı işte röportajlar yapmak niyetim var. Bunun için bana 2 tane sınıf arkadaşım yardımcı olacak. Bir tanesini kamerada kullanacağız. Bir diğer arkadaşım da benimle beraber hem röportajları yapmaları hem de orada bana yardımcı olması için Murat ve Kuzey bana destek olacaklar. İlk olarak internetten yaptığım araştırmalarda Ilıca adında bir köy ve o köydeki bir ormanlık alanda çok ciddi korkunç söylentiler olduğunu duydum. Oraya gideceğim, yöre halkıyla konuşacağım, neden korktuklarını onlardan dinleyeceğim. Bahsettiklerine göre bir ormanlık alan ve gece ormanlık alandan gelen sesler, gölgeler, bazı ışıklar görüldüğü söyleniyor. İşin ilginç tarafı orada yaşayanlar bunu söylüyor ama hayatında hiç Ilıca köyüne gitmemiş ama orada akrabası yaşayan insanlar da körü körüne bu gerçekliklere inanıyorlar. Zaten aslında üstüne durmak istediğim nokta da bu. Çünkü psikolojik olarak eğer benim bir paranormal inancım varsa bu inancı destekleyen telkinlere daha açık oluyorum. Yani kendi düşüncemi savunacak söylentiler benim daha çok algıda seçici davranarak bu söylentileri daha çok kabul ediyorum. Ve bu hiç o köyde yaşamamış insanların bile bu söylentileri kabul etmesi olarak karşımıza çıkıyor. Birinci olarak araştırmamda yaklaşacağım durum bu olacak. İkinci olarak bazı elektromanyetik düzensizlerin bu tarz halüsinatif görseller gösterebileceğine dair bilimsel çalışmalar var. Yapılan bazı deneyler var. Yani ön beyine verilen elektromanyetik alanın halüsinasyon görmeye neden olduğunu biliyoruz. Bazı ses ötesi durumların insanın duyamadığı ama ses ötesi frekansları hissederek bunların çeşitli rahatsız edici hissiyatlar yaratabildiğini biliyoruz. Bölgede bazı kimyasallar olabilir. İşte karbonmonoksit olabilir, formaldehit olabilir. Bütün bunların da aslında halüsinatif etkilerin olabileceğini biliyoruz. Genellikle bu tarz paranormal olayların gözlemlendiği bölgelerde zaten ya bu tarz bir kimyasal reaksiyona neden olabilen bazı gazlar olabiliyor ya da bazı elektromanyetik düzensizlikler olabiliyor. Benim bunları ölçecek ekipmanım ve teçhizatım yok. Ben şu an sadece görsel kanıt peşinde koşacağım. Yani muhtemelen oradan geçen bir gölge, bir yanılsama zaman içerisinde kulaktan kulağa başka bir şeye dönüşmüş. neyin olduğunu ortaya çıkarmaya çalışacağım. Bir gece o girmeyin dedikleri yerde arkadaşlarımla beraber zaman geçirip orada gördüğümüz şeyleri kayda alacağız. Sadece bu araştırmalar değil, bunun dışında yine o bölgede çekilmiş bir daha önce korku filmi olduğunu öğrendim. O filme oturdum, izledim. Hatta filmin yönetmenine ulaştım. Onur Aldoğan'la görüştüm. Kendisi benden daha çok araştırmalar yapmış bu bölgeyle ilgili. Onun hikayeleri bir de ondan dinledim. Ayrıca çekim sırasında başına bir şey geldi mi gelmedi mi onları da sohbet ettik. Yani normalde aslında bir şey gelmediğini söylüyor ama artık ambiyans korku filminin ortamı da öyle olduğu için ve zaten yöre halkı da biraz tepkiliymiş galiba filmin orada çekilmesine. Çünkü istemiyorlarmış rahatsız etmek. Dolayısıyla birazcık filmi orada tepkili olmuşlar. Yönetmenle görüştüğümde o da şeyi belirtti. Ya biz de artık o moda girdik. Artık yani çalının çırpının arasından çıkan her sese biz de o gözle bakar olduk. Ben bir şey görmedim ama galiba vardı gibi bir cümle aldım. Ben onun kadar profesyonel çekmeyeceğim. Yani elimde kamerayı alacağım ve yollara düşeceğim. Ama onun kadar merak uyandıracak bir şey ortaya çıkarmaya çalışacağım. Aralarda böyle hem kendimiz arkadaşlarımızla ilgili röportajlar hem de eğer kabul ederlerse yöre halkıyla ilgili röportajlar yapıyor olacağız. Evet, başlangıç günlüğümü burada ben sonlandırayım. Bakalım neler gelecek arkasından. Bundan sonra görüntüleri Murat çekecek. Şu an ben tek başıma çekiyorum. O yüzden bu görüntüye hazır mısınız bilmiyorum ama kamera arkasını sizle paylaşacağım. Evet beyler, başladım. Hadi bakalım. Yaklaştık galiba zaten biz de. Abi bu ne? Birdenbire siz bu bir şey çöktü. Lan getirdin bizi buraya. Oğlum baksana da şeyin şu delisi gibi yağmuru havada silecek gidiyoruz. Oğlum okumuş etmiş adamlarız. Tamam mı? Peşinde koştuğumuz şeylere bak ya. Ceyhun bir şey söyleyeyim mi? Bana yardım etmeseydi hayatta gelmezdim ben buraya senin için. Abi yani bu işler karşılıklı. Zorla getirdi zaten. Ulan doğru söyle, para aldın mı Kuzey? Sen boşu boşuna gelmez. Ya şimdi ben tabii küçük bir meblağ alacağım aile. Baksana şu navigasyona geldik mi? Neresi? Navigasyon göstermiyor ki buraları. Artık el yordamıyla sonra bulacağız. Bu saatte insanlar da yok farkındaysanız. Harbiden niye kimse yok ya? Birine de yol soramadık. Daha saat kaç? Şunlar yüzden olabilir mi? Camları kapatayım ben, camları şaraplayacak. Ya yok bir şey yapma. Her şey hepsi kendinden geçmiş. Pardon. Buralarda bir mesire alanı var. Tamam. Biz burada yabancıları sevmeyiz gibi bir ses bekledik köpekten ama. Hayda. Gitme kardeşim. Neyse onu görmeyelim. Tamam. Burada birine sorayım ben ya. Şu doğu canımı sıktı ya. Olsun ya, geçer. Klima falan aç. Açıyor, vuruyor. Bura ne? Ha bir dakika, kahve. Kahvede birileri oturuyor ya. Onları bir söyleyeyim. A pardon. Ya abi şey, bir mesire alanı gibi bir yer varmış buralarda. Böyle orman içinde bir yer. Oraya bakıyoruz da biz. Var kardeşim, doğru da ne yapacaksınız siz orada? Ya bir şey ödevimiz var da bir video çekmemiz gerekiyor bizim. Ha. Ne taraf? Ya o şu tarafa doğru kalıyor da. Ne ödevi ya? Ne yapacaksınız orada? Ya ben psikolojik bir araştırmaya dair bir video çekiyorum da bu rayla ilgili bir söylenti şeyi varmış. Çok gidilmiyor, uzak duruluyor. O oralara, sizin üniversitelere kadar geldim ya. O 50 senedir var burada hocam. Orada bir şey olduğu falan yok. Gençler gidiyorlar orada biraz takılıyorlar, affedersin. Alkol falan alıyorlar. Orada uzak dursunlar. Mahallenin gençlerini korusunlar diye millet öyle yani. Yoksa bir şey yok orada. Ya aslında tam abi senin bu dediğin şey zaten bizim de yapmak niyetimiz. Yani bir sebebi var elbette ki oradaki şeyin, hani nereden başlamış bu furya, neden böyle bir söylenti çıkmış, nasıl bu kadar gençe yayılmış, onunla ilgili bir şey ya yok. İşte zamanında orası biraz sote bir alan ya, millet orada gidip takılıyor efendim, söyleyeyim orada gidiyor alkolünü alıyor, uyuşturucusunu alıyor falan filan. Bizim mahallenin abileri de mahallenin gençlerini korumakta, ta dedemden beri var bu laflar işte, mahallenin gençlerini koruyalım aman oraya gitmesinler diye bir şey var, yoksa öyle çok bir şey yok. Sen çok iyi biliyor musun abi orayı? Ha biliyorum ya, işte burada yaşıyoruz kardeşim zaten senelerdir. Ya bir şey yok, normal bir alan diyorsun. Yok yok, hiçbir şey yok. Gittik ya biz de çok gittik gençliğimizde. O kadar çok söylenti çıkınca lan insanın da bir aklına düşüyor. Diyorsun ki bir gideyim göreyim orayı da, yok bir şey yok ya, korkmayın bir şey olmaz. Daha hani araştırma boşuna gidersin. Bir de telefon da çekmiyor da yani heba olursunuz dönersiniz. ot bok bir sürü şey, domuzu, iti, çakalı korkarsınız. Oğlum gitmeyelim şu ortaya. Sen de gelsene. Ortam varmış ya. Geleyim size de yani. Ne yapacaksınız ki? Ya video çekeceğiz sadece, bir şey yok ama yani geceyi orada geçirmek gibi bir niyetimiz var. Yani bizim yani. Özgür abi var bak, çok iyi bilir oraları. İsterseniz de rehber olarak takayım peşinize, anlatsın size orada. Yok şu ağaç, şu ağaç, öyle bir şey de yapabilirsiniz yani. Biz bir gidelim de abi şey yaparız yani. Senle, sen buralarda mı oluyorsun? Ha yani? Buradayız abi, burada oturuyoruz. Ne yapalım? Tamam abi, biz oradan döndükten sonra malzemeleri seninle beraber ufak senle de bir söyleşi yapsak hani buradaki insanların şeyle ilgili de bir kısım ekleriz. Tamam öyle yapalım. Gelin çay kahve de için burada. Eyvallah. Oturalım, abi şey kapalı gibi ama siz takılıyorsunuz. Mekan serin galiba. Ya öyle işte, ışıkları kapatıyoruz böyle akşam olunca. 2-3 arkadaş kalıyoruz burada. Bir şey soracağım. Biz yolda da kimseyi göremedik burada ya. Niye yani? Erken ya mi yatırdık? Burada herkes belli bir saatten sonra evine çekilir. Herkes kendiyle vakit geçirir. Saat dışarıda olmaz. Abi saat evet çok erken, o yüzden şaşırdık, kusura bakma. Burası için geç. Kardeşim bak gör, burası köy alanı şimdi yani. Burada zaman insanlar burada pek şey yapmaz. Öyle ne bileyim sen şey meydan yeri gibi, Beşiktaş gibi, Taksim gibi burada hareket olmaz. Burada belli bir saatten sonra herkes evine çekilir. Keyfine bakın. Eyvallah. Peki eyvallah, çok abi, teşekkür ederiz. Şimdi şuradan dönüyorsunuz, yolu bir devam edin. Böyle bir yaklaşık 1 kilometre kadar gideceksiniz. Şu görüyorsun şu kavşağı. Ondan tamam. Sonra zaten göreceksin orada. Bir sürü zaten filmciler, bilimciler orada görürsünüz öyle bir tabela mabela. Oradan içeri girin, zaten o orman yolu dediğim direkt çıkar çok kolay ama dediğim gibi telefon falan çekmiyor. Ananız babanız ararsa şey yapmayın yani. Tamam. Hadi tamam. Çok sağ olasın. Eyvallah. Teşekkürler. Ortam varmış gençler. Abi de konuşmayı seviyormuş ama. Vallahi ya. Sen de sordukça sordun. Ya, ne bileyim anlatası vardı. Ben hani buradan mı gidiliyor diye sordum. Taksim'den girdi, Beşiktaş'tan çıktı. Muhtar gibi zaten abi, kapalı kövük kapatmış, herkes evine sokmuş, tek başına oturuyor da. Bence bütün köy orada kafayı çekiyor şimdi gittiğimizde. Herkes bundan kaçıyordur ha. Bir şey diyeceğim, insanlar bu köyde neden korkuyor diye sorsalar ben bu adamdan korkuyorlar diye. Normalde fazla mı köpek var? Evet beyler ben hazırım. Tamamdır. Burası mı? Bilmiyorum. Ceyhun Bey'e sormak lazım. Burası. Fenerini aldın mı? Aldım. Neresi burası? Evet. Kanalıma hoş geldiniz. Oğlum dalga geçmeyin. Hadi çekip gidelim. Hoca izleyecek bunu, doğru diyorsun. Ben hocayla dalga geçmiyorum. Meşhur köye geldik. Burayla ilgili ciddi söylentiler var. Buradaki yaşayan halkın burada geceleri buraya geldik. Fenerlerinizi açsanıza daha böyle şey bir hava katalım ya. Tartışık yapmasın diye şey yapalım dedik ama oldu mu? Tamam oldu. Şu sağa sola bir tut bakalım bir görelim. Burada yöre halkının korktuğu bazı detaylar var. Oğlum bunları yayınlamayacağım zaten. Kes bunları. Bunları sen veremezsin hocaya, ben sana söyleyeyim. Bakalım neden korkuyorlar. Biz de dedik burada bir geceyi beraber geçirelim. Yanımızda kameralar olsun. Malum kameralar çıktığından beri bu tarz doğaüstü olaylar çok fazla görülmemeye başladı. Biz de bakalım kameralarımıza bir şeyler yakalayabilecek miyiz? Bir geceyi burada geçireceğiz. Bir şey yok. Köpekler avlıyor sadece, aynen. Köpektir inşallah. Sade hadi gidelim. Köpekler ısırmasın da tek dileğim olur. Ha, dur o zaman. Yalnız bayağı bir böcek var. Hadi bak kafama kondu bir tanesi kocaman. Böceğe karşı işe yarar mı bilmiyorum ama ben... Şey almadık böcek enerjini. Tamam. Ödev mi çekmeye geldik? Ediyoruz. Dur açayım o zaman ya. Böcek ilacına güvenip cin arıyoruz abi ya. Neymiş? Ya eski zamanlarda böyle Hristiyan hikayelerinde böyle sarımsakla falan korkuturlar. Bizde sinek kovucuyla. Buradan bir yol çıkıyor. Nereden? Buradan. Onun yol olduğuna emin misin sen? Değilim, o yüzden girelim. İşte yoldan çıktılar. Hadi bakalım hayırlısı. Beyler yalnız bende hem kamera hem ışık var. Çok hızlı olmazsanız iyi olur benim için de. Bir de Ceyhun bir yemekle kurtaramazsın yani sen bu benim verdiğim emeği. Ben sana söyleyeyim. Yani arkadaşının ödevden yüksek not almış olması senin için... Evet, bir şey ifade etmiyor benim için yani. Ben yiyeceğim yemekteyim. Bu arada benim ödevim ne olduğu ile ilgili yukarıda hocaya bir iki konuşma yapmam lazım. Onları yukarıda daha güzel bir alanda yapalım. Burası çok kapalı bir alan. Sen çıktın mı önce yukarı? Yok, ilk defa geliyorum ben de buraya. Ya nerede salak saçma şeyler var, gidiyorsun buluyorsun, bizi de peşinden getiriyorsun. Abi yani söylentiyi sorduk yani, 100 kişiye sorduk. Bayağı bak bayağı bak burada bayağı bir evet insan gelmiyormuş buraya gerçekten. Abi baksana herifler gelip burada oturmuşlar oğlum, belli yani. Bak şurada ateş mateş yakmışlar. Ya. Belli diğerleri gelmesin diye böyle hikaye yazmışlar yani. Güzel yeri kaptırmamak için. Yani. Ben olsam ben de derim, her şey var derim burada. Şöyle güzel bir fon bulalım da. Ben baksana şuraya doğru bir tutsana ışığı. Bayağı aşağıya gidiyor yalnız. Tabii. Aynen bayağı gidiyor. Yalnız güzel yermiş. Buraya kızla gelinir. Elit bir yer evet. Bir buluşmada götürdüğü yer. Abi geldik şimdi, ne çekeceğiz ben? Bilmiyorum, kameram var diye beni dahil ediyorsunuz işin içine. Yoksa bir işe pek yaramıyorum ama. Kameram var, benim neyim var onu anlamadım. Sen kas gücü olarak. Mahallede topu olan çocuk gibiyim ya. İlla oyunda olacağım yani. Evet. Şöyle bir şey yapalım şimdi. Ben şunu bırakayım. Onu niye aldın ki sen eline zaten? Ya ne olur ne olmaz, ormanlık yerdeyiz. Sen şuradan bana karşıdan çift ışık yap, kameraya hocaya güzel bir konuşma yapayım. Sen gözükme, sen beni tek alsın. Olur mu? Yalnız tam yüzüne tutma istersen. Bir dakika ben benim ışığı tutayım. Sen arkaya tutsana ışığı. Tamam, güzel. Hatta ışıkları bence kapat. Aynen böyle çok daha iyi. Buyur. Merhaba, ben Ceyhun. Ilıcaklar köyündeyiz şu an. Saat gece 2:22. Bu köyde yerel söylentiler, bu alanın korkulan bir alan olduğuna dair ciddi söylentiler var ve yerel halk buraya girmekten gerçekten çok korkuyor. Benim araştırma konum da bir hurafe şeklinde yayılan bu hikayelerin gündelik hayatı nasıl etkilediğine dair bazı örnekler yakalamak. Merak ettim. Buradan bir şey çıkmayacağını biliyorum ama insanlar neden korkuyor olabilir onu anlamak için aslında buraya geldim. Burada bir geceyi geçireceğiz beraber, arkadaşlarımla beraber 3 kişi olarak. Bakalım başımıza neler gelecek, insanların neden korktuğunu ve buraya girmekten bu kadar çekindiğini ve gündelik hayattaki davranışlarını etkileyecek şekilde nasıl karşılık bulduğunu buradaki olayların anlamaya çalışacağız. Yansımaları hep beraber paylaşacağız. Videonun ilerleyen dakikalarında da neyi bu kadar korku unsuru olarak gördüklerine dair çeşitli tartışmalarımız, yorumlarımızla devam ediyor olacaz. Neye göstereceğim videoyu, yapma şöyle şeyler. En azından... Sonunu kesersin ya, Allah Allah. Tamam da biraz zaman bırak. Kesersin hadi. Oğlum çok saçmaydı lan. Çok saçmaydı ya. Niye böyle bir şey başımıza geldi ki? Al işte. Abi, ilginç şeyler başımıza gelmeye başladı bile. Ya bundan korkuyorlar hocam. Hadi abi hadi gidelim. 2000 şişman ve gözlüklü sensin. En çok seni korkman lazım. İlk ben mi öleceğim yani? Allah Allah. Ne yapıyoruz? Nereye gidiyoruz? Hadi götür abi biz. Ben ne bileyim. Güzel bir şey. Ya, aklınıza geldi. Bence şuradan aşağı doğru biraz bir gidelim. Bakarsın ormanın derinliklerinde bir şeyler çıkar karşımıza. Abi acaba yani ödevi netleştirmek için çıkmasa da çıkmış gibi mi yapsak? Buraya yerlerden yaptım ya ben az önce. Bence gayet iyiydi o. Gerçekten, o zaman fenomen olursun. Doktoran bitmiş olur çoktan. Aşağı doğru gidelim. Bir şey yapalım ya. Ben böyle ileriye gideyim falan. Siz böyle yandan geçerken falan çekeyim böyle. Tamam. Fenerlerinizle falan. Böyle bir şey etkide bırakalım. Sinematik bir etkide bırakalım. Ne dersiniz? Olur. Tamam. Okey. Sen git ileriden. Hani nerede? Hop, orada bir şey var. Bayağı gece avcılar gibi oldunuz. Çok saçma ya. Bu arada nereden geldiğimizi aklında tutan var mı? Yürüyoruz. Ha tamam. Yürüyoruz çünkü. Saçmalık ya. Ya vallahi herif pişman etti getirdiğime ya. Kutsal taş elleme. Tamam o kadar da dalga geçme. Tamam bir şey çıkmayacak da yani. Birazcık da böyle toplum kültürel bilince saygın olsun yani, insanlar korkuyorsa bir şey vardır. Abi şu an o bilince sahip olmam ne getirecek bize Allah aşkına? Hayır, o buradaki bulunma amacımız neden korkuyor olabilirler onu anlamak zaten. Yani ben söylerdim size ama şimdi ödevi ya, boşver şey yapmıyorum. İstediğini söyle, bunlar nasıl olsa... başka konu niye bulamadın ki sen? Saçma sapan bir konu üzerinden yürüyoruz ya. Konuyu bulmadım ki, gelmemiştim o gün sınıfa, bu kalmış geriye. Oğlum sizin sınıf nasıl bir sınıfta böyle bir şey kalıyor? Ya da sizin hoca nasıl bir hoca böyle bir test konusu bırakıyor? Korkular ve gündelik yaşam etkileriyle alakalı bir şeydi. Ben biraz böyle alengirli olsun diye böyle bir şey çevireyim dedim. Ha bunu buldun yani. Ne bileyim ya. Ama oğlum ay da güzel gözüküyor. Abi siz bayağı romantik filme olayı döndürmeye çalışıyorsunuz ama. Aslında şu an bizim burada aradığımız şey bir ses, bir gölge, bir yanılsama. Çünkü insanlar anlamlandıramadıkları şeyleri olduğundan büyük kabul etmeye birazcık daha yatkındırlar. Ve anlam veremedikleri şeyleri zihin anlamlandırmaya çalışır. Gördüğü herhangi bir objeyle bağlaştırmaya çalışır. Bu benzerlik yaratıyor gördüğümüz şeyler arasında. Dolayısıyla biz de bu benzerliği... Ya abi ne yapıyorsun ya? Valla. Ya siz devam edin ya. Abi ne devam edin? Gerçekten bir şey göstereceğim burada hocaya. Yani 50 kere baştan çektirdim. Ne, saçmalıyorum zaten. Ne söylediğimi de bilmiyorum ki ya. Ne dedim? Neyse sonradan bunları röportaj kısmında toparlarız. Ben şimdi yalandan söylüyorum bir şeyler. Biraz uzakta dur. Açıl. Tamam bunu tek çekeyim ben böyle şeyi. Bizim burada şu an aradığımız şey bir ses, bir gölge, bir yanılsama. Bakalım neyi neye benzetmiş olabilirler. Ses geldi şuradan. Nereden? Vay. Abi gördünüz mü siz de? Dur lan. Siz... Köpek. Bir şey kaçtı da anlayamadım tam. Dur kayıtta dur bir dakika bakalım bir dakika. Dur. Oğlum gördün işte. Ya. Bayağı adam. Yok be, ya. Ağacın üstündeki gölgedir o. Abi bak şu açıdan vurduğumda yine aynı yüz gibi olmuyor mu işte bak. Oradaki ya, yüz gibi olmuyor mu işte. Abi şuradaki leke. Ha işte ne alakası var abi? Ya Ceyhun ne saçma sapan konuşma. Tam bağırmayın abi, gördüm da. Ben de bayağı kafa var oğlum. Bayağı. Tamam abi gölge yani şuradaki tarafsızdır o yani. Abi gece gece bizden başka kim olacak burada? Ya sen varsan burada başkası da var. Abi köylüsü vardır o bir şey demiyorum ya, tamam da. Adam kafayı uzatıp kaçacak. Oğlum, bildiğin buradan. Yani başka bir şey yormuyorum ama bildiğin adam kafası oğlum. Bir de buradan nereye gidecek lan? Ha. Bir yer yok baksana. Baksana. Ama siz de duymadınız mı abi hışırtıyı? Tamam da ya bir hışırtı vardı. Peki ne abi? Bir şey kaçtı. Abi tamam. Bir hayvandır bir şeydir yani. Ceyhun şurayı tutsana. Şu nereye? İleri tutsana. İleri tut abi. İleri tut abi. Abi bak orada sanki birisi var abi. Hani nerede? Dur abi bir yola bir bak, kapatsana ışığı. Işıkları çok tut. Ya dur ışıkları tutalım mı? Ya da şöyle? Tut abi doğru abi. Kapatırsak daha kötü çünkü ya ama. Merhaba. Oğlum bak köylüler mi bir şey olmaz. Yani. Merhaba. Bak silah sesi az önce duydum attılar. Tamam gitti zaten. Oğlum ağaç dalıymış ya. Ağaç dalı ya. Oğlum altıma ettirdiniz beni. Ağaç dalı ya. Yok abi ağaç dalı falan değil ya. Saçma. Abi bir daha bak şu videoya. Bir daha bakın abi ya. Videoda elin girmiş senin. Abi karanlıkta girmiş. Çekiyorsun. Bir sürü şey görüntü. Ya tamam büyütünce bakarız da. Yani ben yine de biraz tırstım. Abi ağaç dalı değil miydi? Ya amına koyayım o ağaç dalı baksana, bu ağaç dalı. Ya bak şu bile bir şey ifade ediyor baksana. Kuzeyin gölgesi vuruyor. Al bak. Yavrum saçma. Ulan hikayeyi adamlar neden korkuyor diye başladık. Biz her şeyi bir şeye benzetmeye başladık. Aslında sadece bunu versek yeridir. Ha yaz işte bunu. Biz korktuk hocam. Adamlar niye korkmasın de. Bitsin gitsin biz de gidelim evimizde. Hadi artık tamam bitti bence video yani. Buraya ne oldu sanki inceden yani... bir tırstın ama sen de yani. Ne oldu? Abi ya bunu anladınız yani. Arabadan indiğin zamanki halinle şimdiki halin arasında dağlar. Ya bak, ne alakası var ya? Oğlum, tam... bak görüyor musun beni? Bak. Ama anladım. İyi de ben tutuyorum oğlum ışık şu an. Ya. Bundan korkuyorum tabii oğlum. Ben de korkuyorum şu an. Kendimden korkuyorum. Ya bak beyler ben yine söylüyorum. Kamerada gerçekten bir adam var. Gözüküyor yani. Tamam varsa çıkar birazdan karşımıza. Evet ben de gördüm. Yani ne bileyim bir hayvan falandır belki ya. Abi, o kadar yüksekte hayvan mı olur Allah aşkına, insan boyundaydı işte. Ceyhun dur. Ateş var oğlum, ateş var. Oğlum ödümü kopardınız ani tepki. Tamam o adam işte ateşin başındaki adammış ya. Yok oğlum ateşin başında. Var birisi var. Birisi var ama ışık tutsana. Bak abi. Ayıp abi, ışık tut, ben gidelim yanında konuşalım insan gibi. Ya şimdi rahatsız etme. Geldik artık. Pardon. Oğlum simsiyah. Oha. Ne yapıyor lan orada? Oğlum merhaba. Bu ne? Ceyhun gitme. Ceyhun dur. Merhaba, pardon. Nasıl sikeyim? Kuzey dur. Dur. Ah ayağım beyler. Ah ananı sikeyim. Oğlum dur lan. Gördüm dur. Dur abi kameraya çektim dur. Dur abi. Abi ne taraftan? Abi arabaya gidelim. Gözünü seveyim arabaya gidelim. Hadi. Nerede? Araba nerede? Şu arabayı kapat. Tamam kapat abi. Arabaya gidelim hadi. Abi dur, ayağım sakatladım galiba. Abi. Oğlum hadi gidelim arabaya gidelim. Gözünü seveyim. Neredeydi araba? Sen nasıl oldun ayağın diyordun? Abi fena değil ama yani. Şimdi ne taraftan geldik? Ah. Ne taraftan geldik? Oğlum Allah kahretsin, telefon harita bir şey yok mu ya? Çekmiyor mu ya? Oğlum telefon çekmiyor ki, haritadan bakalım. Çekiyor mu? Çekmiyor abi, çekmiyor. Hadi gözüküyor. Beyler bir dakika. Vallahi bir ses duydum. Yemin ediyorum bir ses duydum. Nerede? Arkamda bir dakika. İki haftadır böyle geçiyor. Yani her sese, her şeye irkidir oldum. Neredeyse günde sadece 1 saat uyuyabiliyorum. O da yarım yamalak, sürekli uyuyamarak. Ne gördüğümü bilmiyorum. Öte yandan ne gördüğümü biliyorum. Yani daha önce 2 haftadır bir şeyler çekmeye çalıştım. Yani konuşamadım. Şimdi bir kere daha deneyeyim dedim. Deli gibi araştırıyorum. Ne olmuş olabileceğini araştırıyorum. Şimdi arabaya ulaştık. Murat ayağını burktu. Birkaç kere daha kameranın kapalı olduğu alanlarda birkaç kere daha orada gördüğümüz kişiyi tekrar gördük. Ne olduğunu anlamlandıramadık. Yani insana benziyordu ama yüzünü net göremedim. Siyah böyle yani kumaş gibi bir şey vardı üstünde ama yani kumaş mıydı değil miydi, gölge miydi onu anlayamadım. Yüzü insana benziyordu ama insan gibi değil, böyle daha bir parlak beyaz, yaralı gibiydi. Parçalı, böyle de cildi dökülüyor gibiydi. Gözleri normal bir insanın gözü göre çok daha parlaktı. Sanki böyle yanıyor gibiydi. Ağzını açtı mı açmadı mı bilmiyorum ama sanki bir ateş gibi bir şey gördüm ama duman görmedim. Çok kısa bir anda görüntüleri tarıyorum sürekli. Çok kısa bir an sadece gözüküyor görüntülerde. Kaçtığımız için aslında oraya amacım zaten onu kaydetmeye gitmekti ama kaydedemedim. Olaydan sonra cesaretim kırıldı mı? Biraz kırıldı ama bırakmayı düşünmüyorum. Kendimce sebeplerim var bırakmamak için. Kuzey çok ısrar etti bırakmam konusunda ve kendisi bıraktı kesinlikle. Benle görüşmeyi de bıraktı. Bilmiyorum yani, en son bir doktorla görüşeceğini söylüyordu. Benim telefonlarımı açmıyor. Murat'la biraz daha devam ettik. Yani eşime anlattım olan şeyleri. İnanmadı. Ve şöyle bir duruma düştüm. Herkes ben 2 hafta önce neysem şu an herkes bana karşı o. Kimseye inandıramıyorum. Kimse inanmadığı için kendimi çok zorluyorum. Zaten oraya gitme amacım insanların bir şeye benzetmiş olmasıydı. Ben neyi neye benzetmiş olabilirim diye düşünüyorum ama yok, görüntülerde var. Kendi gördüklerimi biliyorum. Tek bir kişi olsam belki hani kendimi inandırdım, şartlandırdım. O yüzden gördüm diyeceğim. Hayır. Yani üçümüz de birbirimizle konuşmadan aynı şeyi gördük. Yani birbirimize sen de gördün mü, sen de gördün mü diye tarif ediyoruz. Aynı şey çıkıyor. Sonra görüntüye bakıyoruz. Aynı şeyi görüntüde görüyoruz. Yani deli gibi izliyorum bu görüntüleri. Bakıyorum. Yani araştırıyorum, ne olabilir diye düşünüyorum. Her şey aynı şeye denk geliyor. İnsanlar bana polise git dediler, madem bu kadar korkuyorsun. Biri sizi işletmiştir dediler. Düşündüm açıkçası, bu ihtimalleri de düşündüm. Yani en çok üstte durduğum ihtimal şuydu. Bu köye gelmemizi istemiyordu köylüler zaten. Acaba tezgah kurdular, bize oyun mu yaptılar? Birisini oraya yerleştirdiler mi diye düşündüm. Ama gördüğüm şey o değildi, onu biliyorum. Yani yaptılarsa da çok iyi bir prodüksiyon yaptılar. Beni korkutmayı başardılar. Ama gözümün önünde olan inanılmaz hızlı hareket eden bir şey. Bir an oradayken bir an buradaydı. Ve yani kamerada görüntüleri var bunun. O anları özellikle durdurmaya çalışıyorum. Yakalamaya çalışıyorum ama çok hızlı hareket etti. Çok net göremiyorum. Bana belki gerizekalı diyeceksiniz ama sırf bu yüzden bir çekim daha yapmak istiyorum. Çünkü kafaya taktım ve kafaya taktığım şey şu. Başka bir isim koymak değil. Yani bunu bir kültürle veyahut da bir dinle sıkıştırmak istemiyorum. Köylüler orada cinler olduğunu söylüyorlar. Ben başka bir ad bulamıyorum. Cin demek istemiyorum ama cin diyeceğim. Çünkü başka ne denir bilmiyorum ama orada bir varlık, bu boyuttan olmayan bir varlık gördüğüme inanıyorum. Bu varlık yani bir kapıyı mı açıyor? Neden o bölgede? Neye göre orayı seçti? Neden bize gözüktü? Herkese gözüküyor mu? Aklımda binlerce soru var. Ve bu soruların peşini bırakmak istemiyorum. İnsanlar bu yüzden bana salak diyorlar. Kaşınıyorsun diyorlar. Ama derdim bu değil. Şöyle bir şey yaşadım. Yani polise git diyor. Polise gidip ne yapacağım? Yani polis görmediği bir şey mi tutuklayacak? Yani gidip orada gözaltına mı alacak orada benim gördüğüm şeyi? Bir mantığı yok ki polise gitmenin. Deli zannediyorlar. Deli diyecekler bana. Gülecekler, geçecekler. Videoları birkaç kişiye gösterdim. Şimdiden deli dediler. Tık meraklısı birkaç kanal sadece videoma talip oldu. Bunu yayınlayalım, buradan iyi para kazanırız dediler. Onun dışında ciddi alan olmadı. Onların da ciddiye alma şeyi bu kadardı. Ben 2 haftadır 30 yaşındayım. Bu yaşıma kadarki bütün inanç sistemimi, düşündüklerimi sorguluyorum. İnandığım her şeye ters olan bir şeye maruz kaldım ve peşinden gitmek istediğim şey işte bu. Kimse anlatınca inanmıyor. Görüntü göstersem bile inanmıyorlar ve onların inanacakları görüntüyü bulmak istiyorum. Çünkü ben de kimseye inanmıyordum. Ben kimseye inanmıyordum ve şu an ben o konuma düştüm. Kimse bana inanmıyor ve bu beni çok rahatsız ediyor. Kuzey bıraktı gitti. Murat'ın tavsiyesiyle bir hocayla görüştük. Eşimle şu an aram iyi değil. Yani bir şeyleri benim kafamda olmuyor. Yani bana inanmıyor olması beni çok rahatsız etti. Bana deli muamelesi yapılması beni çok rahatsız etti. Bir müddet görüşmeyeceğiz. Şu an ayrı yerlerde kalıyoruz. Benim kendi kafamı da toplamam lazım. Ondan sonra oturup tekrar bir konuşmam lazım. Ve bana inanmıyor olmaları beni çok rahatsız etti. Bana inanmadığı için gitmeyi tercih etmesi beni çok fazla rahatsız etti. Bana inandıracağım. Kendime inandıracağım. Daha herkesi kendime inandıracağım. Ve o görüntüleri bulacağım. Deli gibi araştırmaya devam ediyorum. Aynı bölgede o şeyi gören birisi daha ulaştım. Hatta şöyle enteresan bir şey fark ettim, onu göstereyim size. Şimdi şu videoda aynı yerde çekilmiş. Benim kaçtığım yaratığı gördüğünü söylüyor. Yani... Aynen, ben de bu şekilde bu hızla geçen bir şey görmüştüm orada. Yani buradaki yaratıklara da çok benzerlik gösteriyor. İnternette bunun gibi resimleri daha önce de görmüştüm ama benim gördüğüm şeye bu kadar benzemesi yani çok ilginç. Tamamen bir de aynı yerde bu ikisi. Şimdi ben bu görüntüyü yakalayan kişiyle bir irtibata geçtim. Hani onu da araştırmama dahil etmek için konuştum ama o kesinlikle hiçbir şekilde dahil olmak istemediğini söyledi. Şimdi bir yer daha araştırıyorum. Onunla da ilgili ayrı bir gün bir video çekeceğim. Bir hikaye daha buldum. Bu ilginç, şöyle bir köyde geçiyor. Kocaeli taraflarında. Her sesten artık biraz gelir oldum. Bu köyde bir evden bahsediyorlar. Fakat ilginç olan şey şu, buradaki hikayeyi kesinlikle hiç kimse anlatmak dahi istemiyor. Yani diğer hikayelerin hep böyle bir popüler magazin tarafı vardı. İnsanlar paylaşıyordu, kulaktan kulağa yayılmıştı ama bu hikayede kesinlikle bahsetmek istemiyorlar. Bir ev olabildiğini sadece öğrendim. 50-60 yıldır boş olduğunu öğrendim. Ve evdeki ailenin başına kötü bir şey geldiği bilgisi var. Sadece ne olduğunu hiçbir şekilde öğrenemedim. Bir tanıdık vasıtasıyla bu köye yakın, işte buraları bilen birisine ulaşabildim. Hikayeyi sorduğumda ona yani kesinlikle konuşmak istemedi benimle. Kendi başımdan geçen şeyi anlattım. Neden bu araştırmayı yaptığımı anlattım. Bir miktar para teklif ettim. Zar zor sadece evin olduğu yere kadar beni götüreceğini ve ondan sonra hiçbir şeye karışmayacağını ve kesinlikle oraya girmemem gerektiğini söyledi. Sanırım eve musallat olmuşlar ve evin içine girenlere de musallat oluyorlarmış. Ben deli gibi haftalardır bu gördüğüm şeyleri araştırıyorum ve bize bir zarar verecek olsalar da ormanda zaten verirlerdi diye düşünüyorum. Zarar vermediler ve ben niyetimin iyi olduğunu biliyorum. Niyetim iyi olduğu için onlara rahatsızlık vermeyeceğime inanıyorum. Amacım sadece bir şeyleri açıklığa kavuşturmak. Eğer bu dünyada varlarsa da bunu bütün dünyaya duyurmak, somut kanıtlarıyla beraber. Bunu yapmaya çalışıyorum. Hocayla görüşeceğiz gitmeden önce. Sabah yola çıkacağız. Bakalım neler olacak. Açıkçası biraz tırsıyorum. Biraz da bayağı tırsıyorum abi. Hani muska falan yazdırdık da ben çok hani bizi koruyacağını düşünmüyorum açıkçası. O yüzden böyle niyetimiz çok... kötü değil ki. Ben böyle şeyler... Abi bir dakika, hayır. Böyle, niyet değil abi olay. Benim bir korkum var şu an, tamam mı? Ben niyete pek inanmıyorum. Kötü niyetliyse karşı taraftaki. Yani şunu demek istiyorum. Boş ver niyeti sen abi. Biz çok rahatsız etmeyelim yani. Ne olursa olsun. İşte onu demek istedim. Niyetim kötü değil derken o yani rahatsız etmek değil yani. Böyle bir şey var ve inanmıyor insanların çoğu ve ben inanmalarını sağlamak da istiyorum bir yandan. Çünkü varsa var, ben ne gördüğümü biliyorum ama ben de inanmıyordum biliyorsun. Ya bu tamam. Konum buralarda bir yer gösteriyor adam. Şuralarda bir yerde mi? Birini görürsen. Bak abi konumu. Yakın geldiğiniz burada gösteriyor da internet çekmiyor ki buralarda. Kahvehane gibi bir yer var, olmazsa sorarız. Biraz daha git bakayım. Şurada bir tabela var gibi sanki. Konum buralar bir yer diyor da internet tam çekmiyor. Sağda solda birini görürsek. Evet. Şurada biri bekliyor bizi. Köşede. Aynen. Galiba o. Olmazsa ararız. Arkada araba var, dikkat et. Döneyim mi buradan? Dur bir soralım. Tamam. Selamünaleyküm. Selam. Rıfat Bey değil mi? Ha, Ceyhun Bey mi? Evet. Tamam oğlum, hadi kapat, misafirlerim geldi. Hadi. Hoş geldiniz. Merhaba. Görüştük telefonda sizinle. Evet. Nasıl yapalım? Uzak vallahi mı çok? Yok. Köyümüz burası zaten. Tamam, atlayın o zaman beraber. Var mı? Var. Çantalarımız var sadece. Doluymuş. Evet, biraz çekim yapıyoruz ya. Hazırlıklı gelme. Hoş geldiniz köyümüze. Abi bu arada biz biliyorsun kameraya alacağız şeyleri, hani seni de sıkıntı yok değil mi? Seni de kaydedersek falan. Yok yok ya, yok. Sıkıntı falan yok. Yani köy halkı çok hoşnut karşılamaz da hani milletin gözüne sokmayız kamerayı da. Zaten bu saatte herhalde aslında kimseyle karşılaşmayız. Yok işte mahallenin çocukları falan var meydanda. Şöyle müsait bir yere çekebilirsiniz arabayı. Şöyle bırakıyorum. Ben kapatıyorum abi, başlar şimdi zaten biraz. Sen girdin kayda. Kayıttayım. Tamam. Abi biz her şeyi bu şekilde kaydedeceğiz. Haber vereyim önceden sana. Tamam. Şimdi buradan eve doğru yürürüz seninle. Arada evin hikayesini anlatırsın. Biz yürümeye başlayalım o zaman abi. Olur. Tamam. Abi şimdi bizim yaptığımız iş şu. Ben aslında inanmıyordum bu tarz işlere hiç. Hiç alakam da yok. Böyle çeşitli duyduğum hikayeleri insanlar neyi neye benzetmiş de böyle şeyler görebilmişlerdir diye aldım kamerayı, düştüm yollara. Murat'la beraber çıktık. Oradakilerden bir tanesi, ben de böyle bir şeye şahit oldum. Fakat insanların tepkisi şu şekilde ya, elimdeki görüntüyü göstersem bile artık insanlar inanmıyorlar. Ben orada ne gördüğümü biliyorum. Bak, buna inanmayan bir insan olarak gittim. Gördüm. Nasıl kaçtığımı hatırlamıyorum oradan. Ve daha sonra bu tarz hikayeleri daha geniş çerçevede araştırmaya karar verdim. Bilen insanlarla beraber konuştum. Burasıyla da ilgili bir evden çok kişi bahsediyorlardı. Ve senin kapını çaldık. Sen şimdi bu evle ilgili neler biliyorsun, neler anlatabilirsin? Yani şöyle söyleyeyim ki, inanıyorum. Ama yaşamadım. Etrafımda bu evin hikayesiyle ilgili ve sonrasında olan birçok olay var. Senin birebir tanıdığın insanlar mı? Tabii tanıdığım insanlar. Bak o evin hikayesini sadece duydum. Bu bir rivayet. Ama o evdeki olaylardan sonra burada birçok köyde işte kekeme kalan veyahut da işte farklı olaylar yaşayan birçok akrabalarım bile var. Ya kaç kişi var bu köyde biliyor musun? 30 aile var bu köyde. Herkes biliyor o evin hikayesini. Çok, çok eski bir hikaye zaten o. Benim bir amcam var, kekeme. Benden büyük. Onun o eve küçüklüğünde o eve girdiği için kekeme kaldı söylenir. Ha. Sen hiç girdin mi bahsettiğin eve? Yok. Hiç girmedim. Yani inanıyorum, inandığım için giremiyorum. Hikayeyi anlatmak istiyorum. Anlatayım ben sana. Anlat abi hikayeyi. Ya, bu evde bir aile yaşıyor, tamam mı? Dediğim bundan çok eskilerden bahsediyorum. Yani 50-60'lara falan tekamül ediyorum. Böyle söyleyeyim. Bir aile yaşıyor. Adam kötü ya. Yani derler üç harfler derler. Yani biz üç harfli diyoruz. İsimlerini kullanmıyoruz onları. Anladım. Üç harflerle bir şekilde ilişiği varmış bu adam. Ya böyle kötü derken yani bu kötü niyetle kullanıyor bunları. Evet, kullanmış. Yani bunun üç harflerle bir şekilde bağlantısı varmış. Çok eskiden beri varmış. Adı çıkmış, üç harfler hocası falan filan diye çıkmış. Hikayede derler ki işte adam birçok kez bunları iyilikle ve kötülükle kullanmış. İşte köy halkında, işte dışarıdan bize buraya gelenleri falan birçok kez kullanmış bunları. Ne tarz işlerde? Hani genelde birisi sen bir şey istiyorsun, yardım et. Yani işte aynı o şekilde. İşte bulaştı deyip de buna getiriyorlar, okutuyorlar veyahut da işte yardım istiyorlar veyahut da farklı bir konuda ya defini işlerine bile buna geliyorlarmış. Ha, bura arayanlar var. Şey oluyor mu? İşte ilişki için hani araba geliyor arkadaşlar. Bir saniye şöyle geçelim. Geçsin ondan sonra. Yani zaten konu bununla, tamam mı? Yani ilişkiden bahsettim ya. Derler ki işte adam bunlarla çok haşır neşirmiş ama zaten köy halkı hiçbir şekilde onlarla muhatap olmuyor. Bilen kişiler muhatap olmuyor. Korkudan veyahut da sempatik gelmiyorlar. Gelmedikleri için işte adam eve girip çıkmalarında farklılıklar yaşıyor. Şeyi biliyor musun abi? Eski bir hikaye dedim gerçi ama evet. Hani sadece bu adamla mı alakalı yoksa hani bu ev, oradaki hane komple mi böyle bir? Komple. Hepsi birden bu işi yapıyorlar yani, ailecek. Ha yok, adam bu işin içinde ama ev halkı hakkında sadece bildiğimiz bunlar işte üç harfler bu ev halkına bir şekilde astırmışlar kendilerini diyorlar, tamam mı? Hı. Ve bunların kızının ve karısının yerine girmişler. Yani köy halkı da çok muhatap olmadığı için adam her gün eve gidip geldiğini zannediyor. Adam her gün eve gidip geldiğini zannediyor. Meğersem 3 harflerle bayağı uzunca bir süre onlar işte kızım, karım falan filan diye bu şekilde bunlarla haşır neşir olmuş. Yani ilişkinin daha boyutuna girmek istemiyorum. Efendime söyleyeyim. Peki bir şey soracağım. Yani kendi eşinin ve kızı mı? Kızı mıydı? Kızının öldüğünü bilerek mi bunu yapmış, yoksa hani bilmeden mi, cinler onda mı kalmış? Yani kusura bakma, ismini söylüyorum böyle ama. Bilmiyor. Hmm. Eşinin ve kızının öldürüldüğünü, yani kendini asmışlar, öyle söyleniyor. Ki bu daha sonra köylüler de bu muhtemelen daha sonra öğrendi. Daha sonra öğreniyorlar. Yani olaylar, zaten adam yok ortalıkta. Yani adam bir süre sonra yok oluyor, tamam mı? Yani eve gidip çıkmalarından sonra söylenen büyüklerimiz, benim dedem anlatıyordu. Adam bir süre sonra yok olmuş zaten. Adam yok piyasada. Ama çok uzun süre sonra karısının ve kızının alt bodrumda, bir ardiye derler bizde, evin alt tarafında, bodrum tarafında, orada cesetlerini bulmuşlar. Peki bulmuşlar, şu an bugün evle ilgili yani bir şeyler yaşanıyor mu? Ev atıl bir durumda. Kullanılmıyor. İşin garibi, tam da köyümüzün merkezi bir yerinde ama atıl. Yani kimse o eve girmez, çıkmaz. Yani kafamızı bile çevirmeyiz biz oraya alacağım. Çünkü buradan belli zamanlarda, belli derken yani belirsiz zamanlarda hep sesler duyuluyor. Ha, şu an ses. Ya bomboş evden kapı gıcırtısı geliyor. Benle girer misin peki şu an? Ah yok. Yani benim niyetim biz içeriye girip biraz görüntü almaya, hani bu hikayede ne var, şu an neler var, onları görmek aslında bizim şu an amacımız. Ben girmem. Ama ben sizi kapıya da getireceğim. Tamam. Siz dışarıda beklerim. Tamam. Çünkü ben küçüklüğümde, biz küçüklükten beri bu evi biliyoruz. Yani ben girmem. Ben inanıyorum. Karşılaşmak da istemem. Ben girmem. Diyorlarmış bu arada. Ben de biraz internetten baktım aslında. Bir iki kişi evet YouTuber falan çekim yapmış. İçeride böyle ateş yandığı falan söyleniyor. Ama dumansız bir ateş. Camdan falan gözüküyormuş. Bunlar söyleniyor da ben görmedim. Ama ben şeyleri gördüm. Bak yani çocukluğumdan beri ben bu mahallede, bu köyde yaşayan birisiyim. Yani kapıların gıcırdaması, bir gölgelerin geçmesi. Ya hiç merak etmediniz mi? Hani eski evdir, yıllarca atıl durmuş, hani ondan rüzgardan şeyden falan. Anne, rahmetli babam, annemler falan çok tembih ettiler bizi, bu eve sakın ama sakın girme diye. Vallahi ben olduğunu düşünüyorum Ceyhun. Ya ben olduğunu, ben var diyorum. Yani. Tamam ben peki. Şey gördüm ya, bir kararttılar, bir şeyler, geceleri biz bununla top oynuyoruz. Hı hı. Şimdi biz yani gördüklerimizden sonra artık zaten hani böyle şeylerin olduğuna açıkçası inanıyoruz. Biz ormanda çok saçma bir şeyler yaşadık çünkü. Siz gördünüz. Evet, bu işin arkasından tabii Ceyhun gidiyor. Ben sadece kameramanlığını yapıyorum ama. Bir şey görmedim. Hadi o zaman ben bakalım mı be? Bize gösterebilecek misiniz? Ceyhun, yalnız şarjım bitiyor da bir yerde şarj edebilecek miyiz? Aynen. Var mı acaba yakınlarda bir yer? Kayıttayım ben. Burası mıydı abi? Burası. Yani sana bahsettiğim ev burası. Yani bunun bak üzüm asmaları bile var ama biz çocukluğumuzdan beri bize söylerler, hiçbir şekilde üzümünden daha yiyemeyiz. Şu an burası kimsenin değil. Yok. Sahibi de yok piyasada çünkü. Murat, bir içerileri soksana. Atıl bir yerde. Ben şimdi bahsettim ya sana. Küçüklüğümde ben buradan geçerken karartılar gördüm ama hiçbir şeye benzetemedim. Yani bir karartı gördüm. Yani görmediğim için inanıyorum ama görmedim. Yani çok ses gelir buradan. Bilmem, şimdi bile bir ses karşılaşırsan şaşmıyorum. Dışarıdan normal gözüküyor. Sen bize gelir misin içeriye? Yok canım ya. Yani ben hiç o kapıdan içeri girmedim. Ben şu bahçeye girmiştim var ama o kapıdan hiç girmedim ya. O zaman hadi. Gel bak, ben sana kapıyı açayım. Hayır. Ben insanları... Ceyhun bir dakika, içeride bir şey var. Vallahi billahi bir şey var. Abi içeride bir ışık tutar mısın? Yemin ediyorum bir şey geçti. Bak göstereceğim, dur. Kayda girdim. Kayıttaydım. Ben dedim size ya. Allah canımı alsın. Bak bir şey geçti arkada. Gördün değil mi abi? Gördüm. Hadi. Abi hadisi ne? Abi zaten onu çekmeye gelmedim. Ceyhun hadisi ne? Hayır Ceyhun buraya gel. Abi bir bakar mısın? Hadisi ne abi? Bunu tamam, bak şimdi şöyle bir şey de var. Tamam görüyoruz, inanıyoruz. iyi niyetli olduklarını nereden biliyorsun? Hadi ormanda karşılaştığımızı biz gittik dürttük abi. O bize döndü. Sıkıntı yaşattı abi, sonrasını biliyorsun. E şimdi aynı şeyleri yaşayacağız. Belki daha fenasını yaşayacağız. Nereden biliyorsun olmayacağını ya? Ya abi ya, asmadım mı muskanı boynuna? E astım ne? Yani şimdi Ceyhun sadece muskayla oluyor. Yani muskayı tamam, astım ya, diye ben korkmuyor değilim abi gördüğüm şeyden. Kusura bakma da yani. Ya adam bekliyor, adamın kendi götünden korkusu var, görmüyor musun ya? Buraya kadar geldik, boşuna satma beni şu bak Ceyhun, bu laflar hiç yakışmıyor sana böyle satmak falan abi, yani. Bunun için buraya kadar satayım. Gelmişim. Lan buraya gireceğiz diye geldik. Seni yalnız bırakmamak için geliyorum ama böyle de konuşma yani. Ben o zaman tamam şöyle yapalım abi. Ben biraz arkadan takip edeyim seni. Tamam olur abi. Al bak bu görüntüleri verdi de bizim çok işimize yarayacak. Tamam mı? Ana gibi. Giriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi tamam girelim. Benim ışık. Ananı sikeyim. Oğlum. Oha siktir. Ceyhun vallahi orada göz gördüm. Allah canımı alsın göz gördüm. Ceyhun. Geç sen öne geç abi. Geç. Tamam yanımda tutsam o kadar şey yapma. Değilmiş lan. Şey tak yüzünü falan da kapa. Maskeni kapa. Benim maskem yüzümde. Ses geliyor, ses geliyor, ses geliyor. Vallahi ses geliyor. Şimdi ne yapıyoruz? Bütün odaları aça mı ilerleyelim? Yani... Hayır. Abinin yerler saman dolu. Gördün mü? Yerler saman dolu. Çekil. Dur benim ışığı tutayım dur. Ne alaka oğlum? Kimse gelmiyor demişti. Abi bak ben burada birisinin bir şey gördüm. Ceyhun. Arka kapı. Aa. Dur. Aa. Işık tut. Arkası açık gibi geldi bana. Başka yere gidiyor bak. Bana tutma abi ya. Şuraya tut. Oha. Gidiyor baya. Gel abi gel. Abi önce yukarıya halledelim istersen. Bu tarafa doğru. Şunu. Yukarıya boş ver. Abi her taraf örümcek dolu ya. Vallahi bak benim araknofobia mıydı neydi? Abi. Bir dakika bir şey oluyor. Aşağı. Ne oldu? Ceyhun ben dışarıdayım abi dur. Ne oldu? Ben bir şey görmedim. Çıtırtı gibi bir şey dedim. Biri yürüyormuş gibi bir şey dedim. Kapı dışarıdan bakıyorum. Ben bir şey görmedim. Bir dakika dur. Kamerayı almış. Bir saniye kapatıyorum. Hadi abi tam çekmemiz gereken şey o zaman. Abi ben biraz geriden gelmek istiyorum. Tamam. Ben çekeyim o zaman. Yok sen git. Ceyhun yavaş. Abi yavaş. Şuralardan bir yerden gidiyor. Abi ses var. Ananı sikeyim. Ceyhun bak bu iş harbi çığırından çıkıyor. Ben yokum abi ya. Cidden ben kapatıyorum ya. Bak Ceyhun bir daha girmiyoruz tamam mı abi son. Bak son. Rıfat abi gitti yalnız. Abi girme vallahi. Bak girme abi. Ya Ceyhun girme. Bismillahirrahmanirrahim. Abi yatak mı o ne? Yatak var. Boş. Arkasına. Kapının arkasına baksana. Kapının arkasına bak abi. Boş. Orada dolap var, ben gördüm bir an. Abi bu bidonlar ne burada ya? Ya bak bir şey söyleyeyim mi sana? Ya yavaş. Kapaklar oynuyor abi. Ceyhun dur. Duyuyorum. Abi bayağı oynuyor. Tamam abi bu uyarı. Kıstırmadan yavaş abi. Çıkıyoruz. Şimdi çıkıyoruz artık, tamam. Ceyhun dolaptan ses geliyor. Ceyhun. Tamam uzaklaş. Şimdi bak bir şey demediler. Yavaş uzaklaş. Işıkları kapatma yavaş uzaklaşıyoruz. Bitti. Çıkıyoruz. Tamam sakin. Ceyhun bir dakika bir şey gördüm sanki orada. Tamam sakin. Ceyhun bak eli gördün mü? El var. Tamam. Vallahi el var. Tamam, Ceyhun. Bağırma. Uyardılar. Tamam. Abi dur ben önden geçeyim o zaman. Dur. Yavaş. Ceyhun tamam hadi ne olur çıkalım artık. Hadi. Abi ben bakamıyorum hadi. Sesler geliyor mu? Tamam durma tamam. Sesler geliyor. Ceyhun bir ses geliyor buradan. Bu ne lan? Ceyhun kaç abi. Abi koş. Rıfat abi nerede? Abi kaydettim. Abi dur bir şey düşürdüm. Telefonum dur. Abi kaydettim bir dakika dur. Dört gün oldu. Oradan çıktığımızdan beri birkaç kere daha gördüm. Evin dışında da gördüm. 4 gündür evde çeşitli sesler duyuyorum. Artık buradalar biliyorum. Murat telefonlarıma cevap vermiyor. Orada görüştüğümüz Rıfat abiyi aradım. Ona da ulaşamıyorum. Murat'ın başına ne geldi şu an ne durumda bilmiyorum ama yani benimle kesinlikle görüşmüyor. Eşimle aramız daha çok açıldı. Yani gördüğüm şeylerden dolayı kesinlikle tedavi olmam gerektiğini düşünüyor. Doktora gitmem gerektiğini düşünüyor. Çok etkilendiğimi ve her şeyin bir hayal ürünü olduğunu ve abarttığımı düşünüyor. Doktora gitmemin çözüm olmadığını biliyorum. Gördüğüm şeylerin gerçek olduğunu biliyorum. Hocaya gitmenin de çözüm olmadığını biliyorum. Dediklerini yaptım. Yani bir işe yaramıyor. Hala daha seslerini duyuyorum. Dün gece uyurken bir elin saçlarımda dolaştığını hissettim. Uyandığımda hiçbir şey yoktu. Benle iletişime geçmeye çalıştıklarını biliyorum. Biraz daha araştırdım şekillerini. Benim gördüğüm şekillerden dolayı zararsız olduklarını düşünüyorum. 2 çeşitte görünüyorlarmış. Genelde zarar vermek istemedikleri ve çok mümkün değil ama korkutmak istemedikleri zamanlarda siyah böyle kumaş parçası gibi şeylerin içinde ya da gölge tam net göremedim. Yani siyah bir şeyin içinde kendi suretlerini gizlerlermiş. Bu yani gece göze çarpmamalarını da sağlıyor. Zarar verme niyetinde olanlar biraz daha gerçek suretleriyle karşıma çıkıyorlarmış. O size daha önce de gösterdiğim görüntüdeki gibi biraz daha böyle yanık ve işte yani bir deri bir kemik gibi bir halde oldukları söyleniyor. Ben 2 kere gördüm. İkisinde de net bir şey göremedim ve 2 kere de iletişim kurma niyetiyle gittim. İkisinde de kaçtım. Ama niyetimi açık ettiğimi düşünüyorum. Artık bundan da kaçış olduğunu düşünmüyorum. Çünkü biliyorum nereye gitsem artık benleler. Dolayısıyla kaçmanın çok bir anlamı yok. İletişime geçmeye çalışacağım. Daha doğrusu benim yapacağım bir şey yok. Onların benimle makul bir şekilde iletişime geçmelerini beklemekten başka bir şansım yok. Korkuyorum. Ama bu korkumu hissettiklerini biliyorum. Bana zarar vermeyeceklerine inanmak istiyorum. Çünkü verecek olsalar çoktan verirlerdi diye düşünüyorum. Kamera niye döndü ya? Sarsıntı falan mı oldu acaba ya? Ne sarsıntısı? Sanki bilmiyorum neyin olduğunu. Evet. Kamerayı da onların çevirdiğini biliyorum. Sandalyeyi de onların oynattığını biliyorum. Artık yapacak bir şey olmadığını da biliyorum. Bundan sonra uyurken de kendimi kaydedeceğim. Bakalım uyurken neler olacak. Kamerayı açık bırakacağım. Sanırım uyu diyorlar zaten. Yatmadan önce az önceki görüntüleri izledim. Şu an beni duyduğunu biliyorum burada. Anlıyor mu bilmiyorum ama. Yani ben iletişime açığım. Çok korkuyorum. Görüntülerden ne olduğunu anlamaya çalıştım. İki çeşit olduklarından bahsetmiştim zaten. İfrit mi değil mi bilmiyorum. Kameranın önünden çok hızlı geçmiş. Hangisi olduğunu anlayamadım. Muhtemelen hissediyorum bu gece iletişime geçecek, kendini bana gösterecek. Uyuyamayacağımı biliyorum ama uzanacağım, yatmaya çalışacağım. Belki çıkıp bir hava alırım. Burada. Beni duyuyor musun? Cevap vermiyor. Ya da veriyorsa anlamadım. Belki uyuyunca bir şeyler olacak. Işıkları kapatmayacağım. Kamerayı bir yere koyacağım ve bekleyeceğim. İletişime geçmesini bekleyeceğim. Benim göremediklerimi sonra artık izlerim. Duymaya çalışıyorum. Bana bir mesaj, bir sinyal veriyor mu anlamaya çalışıyorum. Anlayamıyorum. Ben Murat'a ve eşime sesli mesaj bıraktım. Bu gece biraz daha fazla korkuyorum çünkü. Sabah beni kontrol etmelerini istedim. Bir şey olmayacağına inanmak istiyorum. Artık bu gece bunu sonlandırmak istiyorum. Artık yatayım.